Merhaba, siz değerli Zaxxer kullanıcılarımızın daha kaliteli ve kusursuz baskılar elde edebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı kurallardan bahsedeceğiz. Bu kurallardan en önemlisi ve ilki, filamenti doğru bir şekilde yüklemektir. Gelin burada bir uygulamasını gerçekleştirelim. Filament yükleme işlemini gerçekleştirmeden önce ilk dikkat etmemiz gereken şey, filamentin sarımını kontrol etmektir. Filamentin sarımını kontrol ederken, filamentin birbiri üzerinden geçmediğine ve baskı sırasında problem yaratacak sıkışıklıklar olmadığına dikkat etmemiz gerekmektedir. Sarımı kontrol etmemizin ardından kenara sıkıştırılmış olan filament ucunu yerinden çıkarıp kesme işlemi için hazır hale getiriyoruz. Burada filamentin kırıldığı noktanın hemen arkasından 45 derecelik sivri bir açıyla kesecek şekilde kesiyoruz. Filamentin ucunu sivri bir şekilde kesmemizin sebebi filamentin kılavuz borusundan ve ardından ekstrüdörün içerisinden rahat bir şekilde geçmesini sağlamaktır. Filamenti doğru bir şekilde kestikten sonra filamenti yerine yerleştiriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsursa filamentin aşağı taraftan gelerek yuvasına yerleştirilmesidir. Tam tersi şekilde yapacak olursak, yani filamenti yukarıdan yükleyecek olursak, filament baskı sırasında kırılmaya çok açık hale gelecek ve bizi yarı yolda bırakacaktır. Filamenti yerine yerleştirdikten sonra filament kılavuz borusunun ucundan çıkana kadar itme işlemine devam ediyoruz. Filament yükleme işlemini doğru bir şekilde gerçekleştirmemizin ardından yapmamız gereken kontrollerden bir tanesi filament kontrolüdür. Filament kontrolü her filament yüklemesinin ardından yapıldığı takdirde doğru filament akışını sağlayarak baskılarımızın her zaman en üst kalitede çıkmasını sağlar. Gelin bir örneğini yapalım. Filament akışının başlamasının ardından filamenti elimizle kontrol ediyoruz. Filament akışını gözlemlerken bir yandan filamenti elimizle geriye doğru çekiyoruz. Eğer filament akışı devam ediyorsa filament ayarımız doğrudur. Fakat akış devam etmiyorsa 1,5 alyan yardımıyla sağ tarafta bulunan set school üzerinden ayar yapıyoruz. Buradaki ayarda sağ tarafta sıkarken sol tarafa doğru gevşetiyoruz. Filament akışını gözlemleyerek doğru ayarı burada gerçekleştiriyoruz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınızda takılan tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.